Haber7 sitesinin yaptığı açıklamada. Geçtiğimiz hafta Mersin'de bir vatandaşın kendini yakmaya kalktığı görüntüler gündeme otururken, CHP'li isimler bu durumu provokasyon malzemesi haline getirerek, maddi imkansızlıklar yüzünden kendini yaktı algısı oluşturmaya çalışmış, olayın iç yüzünün ise bambaşka olduğu ortaya çıktı. Mustafa Şenol Bey isimli işçinin, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Tarsus ilçesi Tozkoparan mahallesinde meydana gelen olayda, belediye binası önüne gelen 32 yaşındaki Mustafa Şenol Bey, belediye başkanıyla görüşmek istiyorum şeklinde bağırarak, üzerine döktüğü benzini elindeki çakmakla ateşledi. Alevler içinde kalan şahsa itfaiye ekipleri müdahale etti. Ağır şekilde yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Belediye tarafından işten çıkarılan işçinin durumunu siyasi malzeme haline getiren CHP'li isimler ise durumu algı operasyonuyla çarpıtmaya kalktı. CHP'li Barış Yarkadaş olayın iç yüzünü çarpıtarak sosyal medya hesabından paylaştı. İşçinin maddi imkansızlıklardan dolayı valilik önünde kendini yaktığını belirterek paylaşım yapan Yarkadaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı 32 yaşındaki Mustafa Şenol Bey'i propaganda aracı olarak kullandı. Yaşanan acı olayı çarpıtanlardan bir diğeri ise CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur oldu. Güzel Mansur, iş bulamayan, çocuklarının karnını doyuramayan anne babalar çaresizlikten kendini yakıyor sözleriyle CHP'nin işten çıkardığı gerçeğini gizleyerek suçu devlete yıkmaya kalktı. Olayın gerçek yüzünü anlatan işçi arkadaşı şu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mustafa Şenol Bey Perşembe günü yanımdaydı. Konuştuk, dertleştik kendisiyle. Yakın tarihte bir araç kiralamıştı. Kiraladığı araçla da kaza yapmış, araç kaskosuz çıkınca 15 bin liraya yakın para ödemek zorunda kalmıştı. Çok büyük maddi zarara girmişti. Üstüne bir de işten çıkınca sıkıntıya girmiş. Garibimin ikiz bebeği var. İnşallah sağlığına geri kavuşur, açıklamalarının ardından röportajına son verdi.